Selamun aleyküm. Güzelce Hisar, Kapaklı köyündeyiz. Burada kalacağız. Buradan gideceğimiz sahillerdeki fiyatları falan söylemeye çalışacağım size. Bura Güzelce Hisar. Köyün manzarası güzel. Evet. Güzelce Hisar'dan İnkum'a geldik. Ama bayağı bir dalga var. Şuradaki park yerleri önceden ücretsizdi, şimdi 50 TL alıyorlar. O da ücretli olmuş. Yani gitgide burada her şeyi ücrete dökmeye başladı. Burada attığımız her adımı size söylemeye çalışacağım, harcamalarımızı, konaklamayı. Yukarıda işte bir ev tuttuk, oradayız. Oradan bura Güzelce Hisar'dan 6 kilometre. Ama dediğim gibi dalga var. Bilmem ne olur. Girmek biraz riskli ama çok da kalabalık değil, hafta içi. Az önce iyi bir yağmur yağdı. Her yeri ısladı. Herkes kaçtı gitti. Deniz kudurdu. Dalgalar. Baksana az kişi kaldı. Zaten denize girmek de yasaktı. Dalgalar hala var. Bugün denize giremeyeceğiz gibi görünüyor. Bak, kırmızı bayrak çekiliyor orada. İnkumu sahili. Gerçi başka yerler iyidir ama bugün bilmiyorum, gider miyiz başka bir yere? Bugün İnkum'a inelim dedik ama hiç de iyi etmedik. Hava bozuk. Bozuk da olsa girdik biraz denize. Şuradan Şok'tan da alışverişimizi yaptık. Evin yolunu tutacağız. Öğleden sonra Mugada'ya geldik. Yaklaşık 10 kilometre arası var Güzelce Hisar'la buranın. Burada dalga biraz daha az. Burası daha kalabalık oraya bakarak, çünkü burada dalga az oluyor. Burada da kırmızı bayrak çekmişler ama bura biraz daha iyi. Oradan kalabalık İnkum'dan. Muga da bura. Hemen denizin yakınında böyle kamp alanı da var. Karavancılara ait. Muga'da Bartın'ın en güzel yeri diyebilirim bence. Hem denizi güzel. Burada bakkal da var. Tekel bayi de var. Şu yukarıdaki evler kiralı. Yani güzel. Bakın çok kalabalık. Bebelerin top oynayacağı yer de var. Kale de var. Can kurtaran var. Yine kırmızı bayrak çekil ama burada çok önemi yok. Çünkü burada o kadar dalga olmuyor. Şöyle böyle 50 metre kadar açılsam bile bak, adamlar hep gidiyor, bir şey olmuyor yani. Dediğim gibi çoğu yerden de kalabalık. Mugada. Burada da dev dalgalar var ama dediğim gibi çok da etkili değil, çünkü
Burada suya girilebiliyor. Şimdi şu karşıdaki çadırları sordum. Özellikle bak şurada bir tane var. O işletmeye ait. Şurada da girişinde de var o çadırlarda. Onun geceliği 600 liraymış. Araçla girerseniz küçük çadır şuradakilerden. Çadır 150, araç 100. Yani geceliği 250'ye geliyor. Büyük çadırla gelirseniz 300 lira. Yüzde araç 400 lira. Çekme karavan 300 lira diyor. Şurada da var bir tane. Yani bu alan telle çevrili. Denize de yakın, şöyle gördüğünüz gibi oradan bir 300-400 metre sonra denizdesiniz. Burada kamp kuracaklara duyurulur. Şurada da aslında yerler var ama burada jandarma kaldırıyor herhalde. Bak oraya kurmuş vatandaş. Böyle kaçak göçek şuralara falan kurabilirsiniz. Ben önceden kuruyordum. Şuraya geliyorduk ama şu bölgeye bir yere kuruyorduk. Gece jandarma buraları geziyor. Muhtemelen çadırı oradan kaldır diyecektir. Yani şu alan güvenli. Geceliği küçük çadır, küçük arabayla 250'ye geçirebilirsiniz ama ne duş var, ne bir şey var. Su da yok. Şu girişte bir tane çeşme var. Oradan doldurursanız dolduracaksınız. Bartın'ın doğası bir harika. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir ben her yaz tatilde mutlaka buraya geliyorum. Çünkü bu yeşillik hiçbir zaman gitmiyor. Hep yeşil. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Ayrıca bir tarafı da böyle deniz. Yani diğer yerlerden güzel bence. Burası da karavan alanı aslında ama ben hiç buranın faaliyette olduğunu görmedim. Girişten hemen bu tarafa da sapabiliyorsunuz. Bartın İl Özel İdaresi Muga'da karavan alanı yazıyor ama dediğim gibi ben buranın hiç faaliyette olduğunu görmedim. Zaten terk edilmiş baksana. Hayata geçirilmemiş bir proje galiba. Burada böyle manzarası güzel. Bak deniz karşıda. Ama dediğim gibi faaliyete girmemiş. Deniz coştu bu arada. Boyna anons yapılıyor o taraftan. Girmeyin diyor. Çünkü gerçekten çok bugün bayağı bir dalga var. Hava da açık ama bilmiyorum. Buradan baktığında da manzara güzel. Bak orada bir köy var. Orası Arıönü köyü. Biz oradan öyle arkaya doğru güzelce saraya gidiyoruz. Oradaki evde kalıyoruz. Oranın geceliği 2 milyar yani. Bir gecede 2 lira veriyorsun. Pansiyon gibi bir yer. Aslında daha mantıklı, daha güvenli. Şu karşıdaki villalar da kiralık ama şu an ne kadar bilmiyorum. Herhalde onların da geceliği 2,5-3 civarı olsa gerek. Orada da kalabilirsiniz. Bazı kişiler veriyor. Biz almıştık daha önceki senelerde. Tavsiye ederim yani. Orası güzel. Yani eve de yakın deniz. Burada da manzara güzel yani. Şu açıdan bir çekelim. Belki ileride buralar dolacak. Bir hatıra kalsın. Biliyor muyum? Muga'da bence Bartın'ın güzide yerlerinden biri. Sahil olarak bir numara diyebiliriz. Böyle içte kaldığı için dalgalardan fazla etkilenmiyor. Tabi buranın da tehlikeli yerleri var. Buraya gelmemin sebebi bak burada tatlı su var. Dayı balık tutuyor. Orası tatlı su, buradan denize karışıyor. Deniz de burada. Orada balık tutuyorlar. Ben daha önce görmüştüm. Bak şurada da yine zambak mı neyse onlardan var yine. Buraya özgü bir şey bu. Çok güzel bir bitki bak açmış. Bir yakından bakalım. İşte Allah'ın hikmeti yine çölün ortasında bak ne güzel açmış. Görüyor musun? Vallahi. Ne güzel. Hep bunlardan var. Tabi aralara çöpler, laylonlar da karışmış ama artık diyecek bir şey bulamıyoruz insanoğluna. Yediğini içtiğini topla git kardeşim ya. Buraya da kamp kuran oluyor da buradan dediğim gibi jandarma burayı devamlı yokluyor. Burada sizi durdurmaz. Gece oldu muydu geliyor yanınıza burayı terk edin diye. Bak dayı Merha balık tutuyor oradan.
Orası dere gibi bir şey, buradan denize karışıyor. Dalgaların da boyu gitgide artmaya başladı şu tarafa doğru. Bugün müthiş bir dalga var gerçekten. Ya, Ağustos'un, daha Ağustos'a girmedik. Temmuz'un 31'i bugün. Ama gördüğünüz gibi deniz çok tehlikeli olabilir. Özellikle bu taraftan denize girmek bence çok mantıklı değil. Ama şu taraf biraz daha güvenli. Bak, adam yarıya kadar gittiği halde ayakta yani. Ayağın yere basıyor. Tabii çok ilerlersen çeken akıntı mahvedebilir. Kıyıdan kıyıdan gireceksin buraya. Hırçın dalgalar. Karadeniz. Ey gidi Karadeniz. Adamın üstüne geliyor be. Burada tam gün batımını izlemek için güzel bir yer. Tam bir burun böyle denize karşı ama gerçekten de güzel ha. İyi esiyor hem de serin serin. Güzel bir yer, güzel esiyor. Buraya oturacaksın akşamüstü. Çok güzel. Şuradan da güneşin batışını izleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler. Gelin, yalnız şuradan düşmen çok sakat. Sinan abi de geldi. Herhalde şu burun dalgayı kesiyor falan. İşte şuradan itibaren dalga yok bak. Burası içeride kaldığında bak, şimdi de hiç dalga kalmadı. Teminki dalga gitti. Bak şuradaki dalgayı görüyorum beyazı. Şuradan yapıyor. Tavsiye edeceğim bir bu bölge. Bak açıkta dalga var. Ama şura ne kadar güzel. Bak görüyorum beyazı, beyaz köpükleri. Şu arada yüz yüze bildiğin kadar. Gele gele tam buraya da geleceğim. Tekneler mekler hep burada duruyor. Bunlar açılıyor mu? Balık tutma veya kiralanınca. Ha, gezeceğiz ne diye besbelli. Ama güzel. Restoranların malı balıkla kullanıyorlar. Geçtiğimiz yıllar da var ya. Böyle tam ölmelik. Ama güzel yer. Senin Antalya'ndan güzel bura. Antalya aynı adam var. Evet, Muğla'da gün batıyor.
Akşam oldu saat 8. Ay. Artık millet terk ediyor burayı. Şu taraf yasak burada. Orada jandarma ceza yazıyor. Buraya yasak. Bugün de battı. Sen de mi çekeyim? Evet. Şöyle geç şuraya doğru. Gel beraber. Dur, ha dur orada. Bak buraya el salla. Yine el salla. Bak 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 bak. Seni videoya çekiyorum. Senin adını söyle bir de. İmrihan. Ha tamam. İmrihan. Abi gelsene. Abi o benim ya. Aslında logo olan benim olmayan kimi. Evet. Allah iyi karşısın. Emirhan sen girme artık Emirhan. Girme kardeşim. 3 gündür bu bölgedeyiz. Muğada. Her yerde dalga vardı, burada yoktu. Şimdi bak yine deniz akşam olmasına rağmen ne kadar sakin. Bayağı da kalabalık. Lan oğlum bu kimin lan? Benim. Bayağı sen işte ya. Yanlış yere gittik. Niye lan? Yok lan benim değil o. Sabri senin mi? Sabri'nin yeri aldım. Bakmam lazım. Hop üşüyorum diye birine tişört getirdim kendime. Hayat bro. Ne diyorsun? Burada kahve de var. Bugün de Amasya'ya gideceğiz. Değil mi? Tekleyebileceğiz. Açılacağız. Amasra. Nereye burası sen abi? Göbeğin yok. Sen çok zayıfsın. Benim göbeğim var. Dalga görürüm seni ya burada. Ama. Ama. Ama bak hayal gücünü niye sevindin?
Balkonlar mesela. Bunlar var mı? Amasra Kalesi'nin kapısı öyle mi? Normal ev de var yukarıda. Böyle yaptığın zaman görmüyoruz. Bizanslar var mı abi? Görünmez bile ya, bana ne kadar. Ben şuradan initeyiz ama yarın taş yüzü. Yok da geçiyor. Atlama. Atlamayın. Cemile çık, Cemile. Sıvar, sabır, sıvar. Baksana. Hatta bu daha rahat. Kalsın. Vallahi bak. Şunun yeri de ne kadar güzel bak. Bu hep şahsi herhalde. Ya. Ne kadar güzel yeri var. Kendi evinde ticaret yapıyor. İyi de mi? Amasra. Amasra, Amasra, Amasra. Gemi turu 150 lira. Aa, şu aşağıya binecek. Aa, oraya inmişler zaten. Bizans döneminde. Amasra Kalesi. Baba geç. Gel. Gel. Anne. Anne. Ya. Ne istiyorsun ya? Yok. Ha? Gel. 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 Gel.
diyorlar. Aşağı gelecek. Ha, yanınıza geliyorlar. Heh, oradadır orada. Oğlum ürkütücü bir şey la. Ama ürkeymişiz aşağı. bir tane al şey olarak. Nerede hani? Bakalım bir. Şimdi kim kaçacak oraya? Nazar boncukları çok. Oca onlar da. Değil, arabaymış, yanlış okuduk bu ha. Ağlayan ağaç diyorlar. Düşürüm. Hele onları gördüm. Güvercin hep lan. Şimdi hatiplere geldik. Burada güzel. Bakkal çakkal hepsi var. Bayağı da kalabalık pazar bugün. Burada şu girişte iki tane kamp alanı var. Orada kalabilirsiniz. Araç başı 100 lira, çadırda 150 alıyor. 250-300'e işi kapatırsınız burada. Ama burada güzel, bak. Bence zaten Bartın'ın en güzel yeri diyebilirim. Bir Muka'da, iki bura. Hatipler plajı. Sinan abiyle oraya geldik bu özde. Burada o kadar kalabalık değil bugün. Soğuk mu bura? Ben hiç değmedim abi, bakayım bir. Ya dün... Yok, normal ya. Şeyden değil yani. Hatipler. Hatiplerin öbür ucu da Kızılkum. Oraya doğru gidiyor şimdi. Şora arkası Filios, sonra Filios limanı yine. Bu taraf çöl. Bu taraf deniz, hala gidiyor. Burada uçsuz bucaksız. İstediğin yerden gir değil mi Sinan abi? Daha bin lira adam ağırlar burası. Deniz kıyısında güzel offroad araçları da var. Burası ona da uygun. Bak ne güzel geliyorlar. Şimdi birazdan geçecek yanımızdan. Çok güzel. İyi gidiyor kumdan valla. Oradan bir tane daha geliyor. O da güzel. Bura offroad yapmaya da uygun. Arabistan çölleri gibi aynı. Lale mi zambak mı burada bunlardan var bak. Tarlası gibi. Aa, güzel memleket, güzel. Ne güzel kokuyor. Bartın. Hatipler. Burada offroad da onun için gelmişim. Bu
Bura bayağı eğlenceli lan. Su çok hızlı gidiyor. Offroad araçları var burada. Şu ATV de şunlar offroad aracı. Cengiz'in kıyısında ha. Bir tur binen bize gümeze ya. Ama nasıl yardırıyorlar. Rusya'ya da gidelim bundan. Vallahi bak. Aa. Hiç bindin mi buna? Yok. Gene de atın eşeğe bineceğim. Ama güzel lan. Bunlar herhalde şehir dışından geldi. O tarafta offroad yarışlar vardı 2-3 gün. Aynen. Bunlar farklı. Şöyle şöyle iyi bak, can amca diyor. Ha can. Anlam bu. Güzel jipler valla. Yarıp gidiyor deniz lan, bir bak hele. Akıntı makıntı dinlemiyor ha. Jet ski. Ne kadar eğlenceli lan. Vallahi bak. Numarası var ya. Ha, yarışa katılmışlar herhalde. Açıldı gidiyor. 5 dakikada var o bizim gittiğimiz yere var ya. Ama nasıl? Hemen şuradan. Bir bak. Nasıl bir motor, ne var? Ne bileyim ben, pervane mi var, ne var? Döndü gitti ha. Bir turbineydi, iyiydi. Bak şurada toprak var herhalde, orada şey görünüyor. Çekiyorum hatta. Derin mi orala? Güzel gidiyor. Tekerler büyük ya. Evet. Kara duman atıyorlar. Adana cadı. Vallahi kara duman atıyor. Normal araba zor gider burada. Buralara inip çıkmışlar değil mi? Ha, burada bayağı bir offroad yapılmış. Sabah buralara bir şey yaparlar, bir şey kalmaz ha. Millet baksan... Kanısı geçti, nerede vardı? Rusya, Rusya hala burada. Bugün pazar olduğu için akın akın geliyor millet. Çevre illerden, Karabük'ten, Zonguldak'tan herkes geliyor. Uçurtma bile uçuruluyor gördüğünüz gibi. Voleybol sahası var. Can kurtaran var. Daha ne olsun. Çok büyük bir sahil. Ucu bucağı yok ha. Güzel. O köşeden de atlanıyor. Şuradan da atlanıyor. Çocuklara iyi. Tabii kayaklara çarpmamak gerekiyor. Bu da güzel. Başlattım. Atla. Bu güzel atlıyor. Videoyu mahvettin la. Sahil güvenlikte gezip dur. Çekiyorum, çekiyorum. Kaydı hiç kesmedim ha. Sahil güvenlik kızıyor. Çabuk atlan. Ya düz atla, düz. İleri doğru atla. Bunda da çıktı, onda da çıktı. Göndereceğim. Şrap diye geliyor la. Dur bakalım Sinan Bey nasıl atlayacak? Balıkla mı atla la?
Çok güzel. Balgama çok bu. Aslında öyle daha güzel. Orada kaya var bak. Kaya falan gelir aslan. Rüzgar. Annem bana üzermişti. Koca Kazım. Abi canım. Adam korsanlık yapmışsın sen dünün. Korsanlık. Bana diyor atladın ya bu. Evet. Resmen havada süzüldüm lan. Şimdi tar gidiyorum. Şu küçük bebe diye attı. Evet. Derin değil orada değil mi? Derin. Berkay'ı böyle bir açıyor. O bebeği böyle açıyor. Ben anladım olayı. Arkadan destek al. Kamp alanlarından birisi burası. Buraya karavan da giriyor. Çadır da kurabiliyorsun. Büyük bayağı. Geçen sene ben burada kaldıydım. Bak karavan da sokarsın. Arabanı da sokarsın. Tuvalet, duş bedava. Geceliği herhalde 300 lira civarında. Karavana, çadıra göre değişiyor. Ama hemen de sahile yakın. Şuradan gidi veriyorum. Hemen oradasın. Bayağı da güzel burası. Tavsiye ederim. Bayağı büyük. Daha şu ağaçların arkasında da yer var. Buralar ücretsiz. Arabanızı buralara park edebilirsiniz. Buralarda ücretsiz duruyorsunuz. Denizde kullanacağınız ekipmanlar da satılıyor buralarda. Şu tarafta ikinci kamp alanı. Buraya da bir kamp alanı yapmışlar. Burada ayrı, iki ayrı işletme var burada zaten. Buraya da park edip ücretli otopark var. Çadır kuruyorum. Güzel yani. Yöresel ürünler satılıyor. Bakkal var. Öğlen oldu, acıktık bak. Görüyor musun? Çölün ortasında böğürtlen var. Görüyor musun? Çöl. Karşı su. Burada da böğürtlen bitmiş. Çok da güzel görünüyor. Şuna bak. Şimdi üşenmezsem şu karşı dağa çıkacağım. Orada böğürtlen vardı. Bir kontrol edeyim. Buraya çadır bile kurmuşlar. ...2024 yılı tatil sezonunu Bartın Hatipler Plajı'nda noktalıyoruz. Bu dördüncü gün, bugün de burayı tercih ettik ama çok da iyi oldu. Çok kalabalık ama iyi gene de. Bu güzel köyden bugün ayrılıyoruz. 4 gün kaldık şu evde. Artık bugün son. Eve doğru yolculuğa başlayacağız birazdan. Karadeniz havasını çektik yeterince. Giderken belki birkaç plaja daha uğrarsak bir bakalım. Köyün içinden çıktı mıydı? Burada bir yol var. Orada bütün sahillere gidiyor. Şurada zaten durak da var. Bu taraftan Bartın Amasya tarafı, bu taraftan artık Ankara'ya doğru. Orada ne kaldı? Güzelcehisar plajı, Mugada plajı. Bir de Hatipler falan var bu tarafta. Bak deniz de görünüyor. Aşağısı İnkum hemen. Şuradan baktığın zaman liman da görünüyor. Bu arabaların geçtiği yer ana yol. Ama güzel yani. Köyün yeri çok güzel. Şu aşağıdaki yoldan çoğu Ankaralı geçmiştir. İnkum'a giden yol. Tabi Bartın'dan değil bu. Filyos yazısından dönüyoruz. Havalimanı yolundan içeri giriyoruz. O yol bu yol. Ben şu anda Güzelcehisar Kapaklı Mahallesi'ndeyim. Ama güzel bir köy.
Bak İnkom'u buradan görünüyor. İnkom plajı görünüyor. Deniz dalgasız bugün. Ama bugün çok kalabalık olur. Pazar çünkü bugün. Karşılar hep fındık tarlası aralarda. Yemyeşil. Zaten bu Bartın'ın yaz-kış böyle yeşil olması çok güzel. Bak burada fındık tarlası. Orası da deniz. Buradan görünmez ama burada işte o güzel şey Muğada tarafı. Hatipler tarafı. Şu önümde deniz benim ama tabii tepenin arkasından görünmüyor. Yemyeşil. İnkumu buradan daha iyi görünüyor. Bak aşağıda hemen. Deniz öyle dolanıyor oradan. Aslamonu gidemi de o tarafa doğru gidiyor. Ya güzel köy. Böyle bir yerde yaşamak güzel olurdu. Yeşilinden iç içe. Bugün de deniz var ya dediğim gibi kitap gibi ha. Taraf denize giden yol. Tam tersi de Ankara istikameti. Yani bu taraf. Hatipler Köyü'nün çıkışındayız. Deniz hemen şurada. Az bir şey görünüyor ama kameradan görünmez. Dışarıya doğru geldik. Bir böyle ağaç gölgesi bulduk. Buraya durduk. Burada bir şöyle hafif bir yemek yiyip Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Burada bu Hatipler Köyü. Güzel köy. Yumru taşımış bura, yumru taş. Mengeni geçince bir mola verdik burada. Çam ormanları. Her zaman olduğu gibi Bartın dönüşü Kızılcahamam'da son durak. Ünlü kavurmacı. Çorba içip evin yolunu tutacağız. Arabalar burada yorgun bir halde onlar da. Hadi kalın sağlıcakla. Bu sene de böyle geçti. Seneye görüşürüz.